Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Misal Bölüm 32. Toplantıdan sonra hiçbirimiz konuşmamıştık. Daha doğrusu ne konuşacağımızı bilmiyorduk. Odadan çıktığımızda Mahir Bey'i görmüştük ve burnundan soluyordu. Üzerinde olan arazinin benim üzerime geçirilmesi onu çok fazla kızdırmıştı. Çünkü diğer mal varlığı da elinden alınmıştı. Bu da büyük bir muharebeye ön hazırlıktı. Çünkü bana devredilen mal varlığı karşı taraf için savaştı. Araba aniden durdu. Daldığım için Yiğit'in sesini geç duydum. Yavaşça bakışlarına karşılık verdim. Gülümsüyordu. O konuyu düşündüğümü anlamıştı. Yüzündeki o hissi silip gülümsemesine karşılık verdim. Aslında o da çok düşünceliydi ama sırf bu halden çıkmam için destek veriyordu. Geldik mi? Etrafa baktım. Bu sabah kahvaltıyı dışarıda yapacak, ardından şirkete geçecektik. Yiğit şirkete geç gideceğimizi söyleyince aslında sırf kötü hissettiğim için bunu yaptığını biliyordum. Arabadan indik. Yiğit yanıma gelip elimi sıkıca tuttu. İçeriye girdiğimiz anda ortamdaki kalabalık ruhumu sıktı. Sanırım bugün pek iyi değildim. Boş masaya oturduğumuz anda gelen görevler siparişimizi aldı. İyi değilsen bugün şirkete gitmeyelim. Başımı iki yana sallayıp iyiyim dedim. İyi olmak zorundaydık. Eğer bütün mesele bensem buna mecbur olduğumu düşünüyordum. Sen iyi değilsen hiçbir şey önemli değil. Ve şu an bana ne hissettiğini söylemiyorsun. Masanın üzerinde duran elini kavrayıp yaşadıklarım kolay şeyler değil Yiğit. Biraz şaşkınlığım olacak elbette. Ya da bir müddet iyi hissetmeyeceğim ama kaçarsam oraya bir daha gidemeyeceğimi biliyorsun dedim. Diğer eliyle de benim elimi tutup sana söz veriyorum yükünü hafifleteceğim deyip eğilerek ellerimi öptü. Biliyorum dedim gülümseyerek. Biliyordum ona güvenmeyi geç öğrensem de güvenime kocaman dünya sığdırmıştım. Yanağımı okşadı ve bana eşsiz gülüşünü sundu. Ona kapılmamam imkansızdı zaten. Bana bakan lacivertlerindeki o adam kaçsa da tekrar hep bana geliyordu. Kahvaltımız geldiğinde Yiğit kahvaltısına başlamış, bense bir süre ona bakmıştım. Bana belli etmiyordu ama onu da içi için yiyordu. En çok da beni bu alanlardan uzak tutmak istiyordu. Çayımdan bir yudum alıp babanı hiç hatırlıyor musun diye sordum. Belki acımasızcaydı bu soru ama Sinan Bey hakkında çok şey öğrenmek istiyordum. Kaşları bir anda çatıldı ve öylece boşluğa baktı. Eli hala elimdeydi. Parmaklarımla tenini okşadığımda kaşları düzeldi ve bana baktı. Bu sorumu beklemiyor olacak ki birden bocaladı. Bir an yanlış bir şey mi sordum diye düşündüm. Babası hassas yönüydü ama artık bir yerden sonra benimle bu konuları konuşmasını istiyordum. Hı, dedi kısaca ve yine kahvaltısına döndü. Yüzüm düştü. Benden kaçması hiç hoşuma gitmiyordu. Dirseğimi masaya dayayıp yüzümü avucumun arasına aldım. Her gece gelip bana dualar fısıldardı. Birden konuştu. Onu hep dinlerdim. Sesi çok güzeldi. Tenimi okşayıp mırıldandığı dualar hala kulaklarımda. Dudaklarım hafiften kıvrıldı. İtiraf oldukça hoşuma gidiyordu ama ses etmeden onu dinlemek eşsiz bir duyguydu. Fakat onun istediği gibi bir evlat olamadım. Sesi yılgın çıktı. Düşen yüzü öyle tarifsiz bir hisse büründü ki onu anlasam da bir yerden sonra anlayamıyordum. Kendini fazlasıyla yetersiz hissediyordu. Sen çok güzel bir evlatsın Yiğit. İnanmazcasına başını iki yana salladı. Babamı tanısaydın böyle konuşmazdın. Sustu. Bir müddet dışarıya bakıp babam gibi bir adama layık bir evlat değilim ben Mavi deyip elindeki peçeteyle tuzaklarını sildi. Geriye yaslanıp bana baktı. Lacivertlerini örten yüzün silemiyordum. Ona ulaşamıyor oluşum beni yetersiz kılıyordu. O kendini eksik hissederken ona verebileceğim bir teselli cümlem yoktu lügatimde. Dediklerim hep asılı kalıyor, ona göre yetersiz oluyordu. Hayır dedim inatlaşarak. Sen babanı kendinde yaşatırken kendini ona karşı yetersiz hissedemezsin Yiğit. Sen kendini cezalandırıyorsun. Buruk bir tebessümle bana baktı.
o kadar doluydu ki bu sözlerime bile acıyla bakabiliyordu. Ona ne desem anlamsız gelecekti. Şu yaşına kadar sanki bütün duygularını yok etmeye yemin etmişti. Hadi gidelim. Oturduğu yerden kalkıp elini uzattı. Ona uymaktan başka bir seçeneğim yoktu. Kendini bu kadar suçlaması acımasızcaydı. Geçmişini bana anlatmazsa onu anlayamazdım. O geçmişinden kaçtıkça geçmişine geri dönüyordu. Bir tek benim yanımdayken başka yiğit oluyordu ama benden uzaklaşınca o eski yiğite geri dönüyordu. Hala kendini aşamadığı durumlar vardı. Onu iyi edebilmiş değildim. Bu oldukça zor gözüküyordu. Hesabı ödeyip çıktık. Arabaya binişimiz yine sessizdi. O içine düştüğü durumla kavga ediyordu. Bense onu sadece izlemekle iktifa ediyordum. Müzik çaları açtı. Bu onun düşüncelerini arka plana atma gibi bir durumdu. Fakat ben tam tersi davranıp müzik çaları kapattım. Onun korkularına inat, ona sitemle baktım. Sessizliğini boz artık Yiğit. Kaçma benden. Özellikle de benden. Senden kaçtığım falan yok. Arabayı durdur. Geç kaldık, şirkete geçelim. Ters ters bakıp, hani acelemiz yoktu, durdur işte deyince benim inatlaşmadan arabayı durdurdu. Sakin bir güzergahtaydık. Arabadan benden önce indi, ben de peşinden indim. Rüzgarda savrulan saçlarını geriye itip yol kenarına biraz daha yaklaştı. Oldukça yüksek olan yere bir süre ikimiz de baktık. Rüzgardan ötürü biraz ürperdim. Yiğit ise elini kumaş pantolonuna sokmuş, dağılan saçların ahengiyle karşıya kıpırtısız bakıyordu. Ona karşı yaklaşımın bana olan uzaklığını biraz daha ortaya koyuyordu. Babanın vasiyetinden kaçıyorsun, farkında mısın? Hızla bana çevirdi bakışlarını ve kaşlarını öfkeyle çattı. Soluduğu nefesi dudaklarının arasından sertçe çıktı. Bilseydim böyle olacağını o vasiyeti yırtar atardım. Başımı sağ omzuma eğip, yapamazdın dedim. Onu kızdırıyordum. Özellikle onun hassas yanını hatırlatıyordum ama ben konuşmazsam nasıl başa çıkardık ki? Kahretsin ya, kahretsin. Lan nasıl işin içindeyim ben? Acımdan geberiyorum. Hayatımda tek değer verdiğim babama bile kızabiliyorum. Ölmüş gitmiş adama hesap sormak mı bu, onu bile bilmiyorum. Gidip hızlıca beline sarıldım. Susmak zorunda kaldı. Onun gibi acı çeken benken onu anlamam güç değildi. Üzülüyordum o böyle oldukça. Şşş dedim başımı göğsüne yaslayıp. Yapma bunu kendine sevdiğim. Ellerini sırtıma koydu. Beni kendine daha çok bastırınca ben de ona daha çok sarıldım. Şu an elimde olsa onu kaburgalarımda saklardım. Konuşmasa bile ben onu anlarken nasıl ona kıyardım. O bana papatyalar getiren adamdı. Nasıl ona gülün dikenini sunardım. Zaten o gülün dikenine katlanan adamken daha fazla canını yakmam haksızlık olmaz mıydı? Beraber halledeceğiz. Söyle bakayım, bu yol zorsa beni yalnız mı bırakacaksın? Çenemi göğsüne dayayıp yüzüne baktım. Şirin bir ifadeyle gülümsemem yüz ifadesindeki acıyı sildi. Burnumu sıkıp, şöyle bana her şeyi unutturuyorsun ya, sana hayır diyebilir miyim dedi. Omuz silkip, diyemezsin dedim. Tek kaşı kalktı, bense kızarıp geri çekildim. Geri çekilmeme müsaade etmeden bileğimden tutup beni yine kendine çekti. Şöyle yamacımda dur, kokun gönlümü çiçeklendiriyor. Gülümsedim. Gülümsemen bir muhabbetin bin hissi kalbime verdiği aşiyandı. Başımı tekrar göğsümün üzerine koydum. Olduğum yer yurdumdu. Bu hissi ilk Yiğit'le hissetmiştim. O benim ilkimdi, ilk sevdiğimdi. Gülümseyişimi bile onunla farklı kılabiliyordum. Sanki gülüşümü o değiştirmişti. Kalbin çok hızlı atıyor. Eli kalbimin üzerindeydi. Burnumu göğsüne yaslayıp kokundandır dedim. Başımın üstünden öperek oh dedi soluyup. Dudakların kıvrılışı gittikçe genişliyordu. Bu kadar çok mu seviyorsun beni? Yarım muzip ifadem ona çok da muzip gelmemişti. Çenesini başıma dayadı ve tekrar elleriyle bedenime baskı uyguladı. Yüreğimin ortasında bir papatya büyütmüş kadın, sevgimin her kelimesinde eksik kalacak. Bunu sen tasvir et Mavi. Ben de seni daha ne kadar sevebileceğimi bileyim. Bu sınırsızlık sana daha çok bağlıyor beni. Bu yüzden mi kaçıyorsun benden? Hazır söze girmişken gerçekleri de konuşmak gerekiyordu. Kollarıyla bedenin biraz daha sarmalaması onun korkularını bana gösteriyordu. Benden gidersin diye aklım gidiyor. Dudaklarımı birbirine bastırıp içimdeki o hüznü yok saydım. Senden gitmem dedim onun duyabileceği bir ses tonuyla. Beni seninle imtihan etmediğin sürece gitmem Yiğit.
Bunun bir teminat olduğunu anladı çünkü o benim en hassas yönümü biliyordu. Ona geç gelmiştim ve hala da ona ulaşabilmiş değildim. Çünkü diğer korkusu bendim. Onu bırakıp gitmem dedikçe bu sözüm onu bir türlü ikna etmiyordu. Bacağımla ritim tutmuş, bir yandan karşımda konuşan Yiğit'i dinliyordum. Ciddiydi. Bu ciddilik ne o gazabını ortaya koyan Yiğit'e aitti ne de bendeki o ciddiyetten uzak aşık adamdı. Tam bir iş adamıydı. Üzerine bu sefer taba rengi bir takım elbise giymişti. Altında ekose yeleği ve ona uyum sağlamış bir kravatı vardı. Siyah saçları yine özenle taranmıştı. Geniş omuzları ona öyle asil bir hava katmıştı ki ondan gözümü almam imkansızdı. Hem anlatıyor hem de hareketleriyle buna uyum sağlıyordu. Yine kolunda babasına ait kalın siyah kol saati vardı. Hafiften gülümsedim ve elimi çenemin altına koydum. Ben bu manzaraya karşı adapte olamazdım ki. Ara sıra mavilerin bulan lacivertlerindeki o parıltı içimi ısıttı. Çok fazla yakışıklıydı. Özenle taranmış saçları hoşuma gidecek kadar alnına düşüyordu ve ben huysuzca bacağımla ritim tutuyordum. Karşımdaki yerine oturdu. Kenan Bey'in getirdiği dosyaları inceleye dururken içeriye Muaz Bey girdi. Yiğit Muaz Bey'e hala kızgındı. Bunu soğuk bakışlarını anlayabiliyordum. Fakat onu şu durumdan uzaklaştırma gibi bir imkanı yoktu. Kızgın olsa da ona karşı yine de bir bağı, bir saygısı vardı. Selam vererek tam masa başına oturdu. Muaz Bey'i gördükçe içimdeki korku hep gün yüzüne çıkıyordu. Yine ne olacağını bilmesem de durumun tek hedefi bendim. Elimdeki kalemle oynuyor, bir yandan konuşulanları dinliyordum. Bu konular bana her ne kadar uzak olsa da bir yerden sonra ben de çoğu şeyi öğrenmiştim. Özellikle Muaz Bey'in istihbaratla çalışıp olanlardan habersiz olması gibi. Yiğit'in yaptıklarını daha yeni yeni öğrenmeye başlamıştı çünkü Yiğit işini hep gizli yapmayı seviyordu. Serkan'ın yaptığı işbirliği de buna giriyordu. Normalde eli kolu uzun olan Muaz Bey'in hiçbir şeyden habersiz oluşu beni bile şaşırttı ama geçmişi bu kadar bilmesi olağan bir durum gibi gözüküyordu. Yarın Ankara'ya geçeceksiniz Yiğit. Muaz Bey'in ortaya atılması uzun sürmedi. Zeynep'in artık görüşme zamanı geldi. Parmaklarımı dudağımın üstüne koyup kısık gözlerle Muaz Bey'e baktım. Gün gelmişti artık ama bana daha ne yapacağımı söylememişlerdi. Muaz Bey bana bakıp Nedim Bey imzayı bekletiyor deyip geri yaslandı. Sabırla dinledim. Konuşmak istemiyordum belki de ya da kendi mantığımla ilerlemek hiç istemiyordum. Bunun için geç kaldınız. O gün beni orayla karşılaştırmasaydınız ben bunu halledecektim. Dişlerin arasından konuştu, sinirlenmiş değil. O an bakışlarımı ondan kaçırdım çünkü kendimi hala o günden uzaklaştıramıyordum. Sırf şu imzalar için Beyza abla ölmüştü. Bunun vebalini bile taşırken bir yorum yapmak benim için oldukça zordu. Bu sefer Zeynep'i tehlikeye atacaktık. Sakince söylendi Muaz Bey. O her yönden düşünüyordu. Yiğit ise sadece benim zararımı olmayacak şekilde düşünüyordu. Ben onu korurdum. Yiğit ise öfkeliydi. O günün öfkesi daha tazeydi. Kendini kandırıyorsun Yiğit. Yiğit yumruk yaptığı elini öfkeyle masaya vurup ''Siz sadece babamın size verdiği hak kadar buradasınız. Benimle yapmak istediğimle değil.'' deyip ayağa kalktı. ''Bu yüzden işinizi yapın yeter.'' Yanıma gelip elimi tuttu. Beni ayağa kaldırırken bir yandan da söylenmeyi ihmal etmedi. Köşede duran Kerem'e seslenip ''Arabayı hazırla Kerem.'' dedi. Bu hali biraz önceki sakinliğin yanında oldukça şiddetliydi. Beni kapıya çekiştirirken Muaz Bey son kez seslendi. Ayağa kalkıp yanımıza geliş nezaketten miydi yoksa sözüne karşı çıkışına karşı öfke miydi bilmiyordum ama yüz ifadesine bakarsak hiç de sinirlendiği söylenemezdi. Yiğit aralık kapının önünde durdu. Muaz Bey'e hala bakmıyordu ve kaşları çatıktı. Oğlum ben seni sinirlendirmek için demedim. Sadece bu işin içindeysek bir şeyleri göze almalıydık. O adamların isteği Zeynep'in seni şikayet etmemesiydi ama o onunla şaşırtarak işi biraz daha öne aldı. Yiğit'in ifadesi değişmedi. Aslında kendisine yapılanlara kızmıyordu. Kızdığı nokta Muaz Bey'in beni erkenden onların önüne sürmesiydi. Sıktığı yumruğunu tuttuğum an serbest bıraktı. Bu açıklama değil. Muaz Bey pes etmeyerek babanın vasiyeti dedi. İşte o an sustu Yiğit. Tekrar eli yumruk haline aldı. Lacivertleri fazlasıyla koyulaştı ve yüzünü Muaz Bey'e çevirdi ama bakışları boşluktaydı. Bu
bu sefer pes eden Yiğit oldu. Cevap vermek yerine beni çekiştirerek şirketten çıktı. Dışarıya çıkınca elimi bırakıp ilerideki çimlere yürüdü. Başını havaya kaldırıp soludu ve bir süre bakışları gökyüzünde kaldı. Acı çeker gibi kapandı gözleri. O an Dua'nın dudakları arasında asılı kaldığını gördüm. Dua etmekten korkuyordu. Yanına yaklaşmam onun dikkatini dağıtacak ki başı neydi? Gidelim mi? Ölü bakışları canlandı. Onun üzerine gitmemem onun için bir iyilikti. Başını usulca sallayıp önümden yürüdü. Arkasından baka kaldım. Onun acısını görebiliyordum. Elinin kolunun bağlı oluşunu anlayabiliyordum ama ona yardım edemiyordum. Bu da beni kahrediyordu. Yerime oturarak arabanın hareket etmesini bekledim ama araba hareket etmedi. Başımı yan tarafıma çevirdim. Direksiyonu sıkan eli ve kararmış gözleri sakinliği bekliyordu. Rahatlamak için kemeri çözdüm ve Yiğit'in kolundan tutarak kendime çevirdim. Hiç beklemeden sarılmam, ellerinin havada asılı kalmasına neden oldu ama bu kısa sürdü. Çünkü o da bana sıkıca sarıldı. Yüzünü boyun geritime sokunca ellerim saçlarında durdu. Tek bir gözyaşım düştü saçların arasına. Acı çekiyordu ve ben buna dayanamıyordum. Bu yük çok fazla değil mi Mavi? Hangi dağa daha sırtlanayım ben? İtirafıyla donup kaldım. Bana ne hissettiklerinden hiç bahsetmeyen adamın acziyetine şahit oluyordum. Saçlarını öptüm. O yaralı yanına bir buse kondurdum. Tenindeki o soğukluğu ısıtmak istedim. Babama yaptıklarıyla kalmıyorlar. Ben babam gibi değilim ki. Yutkunmam boğazımda takılı kaldı. Başını göğsüme daha çok bastırdım. Yüzümü başına yasladığım anda kapandı gözlerim. Sen onlara göre çok güçlüsün. Bu yüzden sana olan düşmanlıkları. Başını geriye çekmesiyle bana hızla baktı. Sanki bu itiraf onun unuttuğu yanıydı. Başını silkerek önüne döndü. Sanki bana böyle yaklaştığı için pişmanlık duyuyordu. Yola çıktığımızdan bu yana hiç konuşmadık. Yiğit daha çok gelen telefonlarla ilgileniyordu. Arada kızdığı yerde birçok küfürler savuruyor, sonra ben varım diye düzeltmek zorunda kalıyordu. Müzik çalara uzanıp kısık sesle çalmasını sağladım. Başımı pencereye yaslayıp geçip giden yolu seyrettim. Bugün kendimi olanların kasvetinden ötürü halsiz hissediyordum. Yavaşça kapandı gözlerim. Açtığımdaysa kendimi yatakta buldum. Yabancı kaldığım odayı inceledim. Burası bizim ev değildi. Yattığım yerden doğrulduğumda görüş alanıma giren Yiğit elindeki havluyu berjere bırakıp yanıma geldi. Yeni duş aldığı için saçların ıslaklığıyla perçemleri dağınık bir duruş sağlamıştı. Yanıma geldiğinde saçlarını biraz da ben dağıttım. Günaydın uykucu. Duvardaki saate baktım. Saat neredeyse akşam ezanına yakındı. Hızlıca ayağa kalkıp ikindi kaçmış dedim. Arkamdan gülüp nereye kaçmış esprisi ona dönüp burnumu kırıştırmama neden oldu. Komik olma sen diyerek banyoya geçip abdestimi aldım. O kadar derin uyumuştum ki buraya çıkarıldığımı bile hissetmemiştim. Şu an ise kerahate kalmış ikindiyi farzlamak zorunda kalmıştım. Seccademi kaldırıp yerine koydum. Geriye döndüğümde Yiğit yatağın ucuna oturmuş beni izliyordu. Dirseklerini dizlerine yaslamayı ben ona baktığımda bırakıp kamburlaşmış sırtını düzeltti. Odanın balkonuna çıktım. Etraf o kadar muazzam gözüküyordu ki kararmaya yüz tutmuş hava ışıklarla bezenmişti. Ağaçların oldukça yoğun oluşu ve kocaman havuzu bir süre etrafı incelememe beni yöneltti. Belime sarılan kollarla geriye yaslandım. Başımdan öptü ve çenesini omuzuma yasladı. Epey büyük. Boynumdan öptü. Hı, dedim boğuk bir sesle. Gülerek boynumdaki yüzüne baktım. Sen beni dinlemiyorsun bile. Boynuma daha çok gömülünce huylandım. Boş versen onları deyip geri çekildi. Beni hızlıca kolları arasına almasıyla ufak bir çığlık koptu dudaklarımdan. İçinden kahkaha attım çünkü öptüğü yerlerden huylanıyordum. Büyük restoranın sakin bir köşesinde bizi ayrılan masada yemeklerimizi yiyorduk. Diğer tarafta ise korumalar yemek yemekle meşguldüler. Yanımıza gelen Kerem elindeki telefonu Yiğit'e gösterdiğinde Yiğit telefona kısa bir bakış atıp ''Yarım saate çıkarız Kerem'' dedi. ''Şimdi güzelce yemeğinizi yiyin.'' Kerem başını sallayıp diğer tarafa geçti. İkisi arasında gel git yaptım. Yiğit'in öfkeli olduğu anlar dışında onlarla çok iyi anlaştığını görüyordum. En sevdiğim yönü buydu. Onlara hiçbir zaman farklı muamele uygulamamıştı. ''Kaç yıldır berabersiniz?'' Sorum ile yan tarafına baktı. ''10 yıldır. Epeydir birbirinizi tanıyormuşsunuz.'' Başını sallayıp ''Epeydir.'' dedi. ''Onlara güveniyorsun.'' Herkesin terk ettiği yerde beni terk etmediler. Bana ihanet etmediler.
anlamsız gözlerle yüzüne baktım. Beni daha fazla düşündürmeden çok sevdiğim arkadaşlarım oldu ama onlar en zor günümde beni yalnız bırakırlarken terk edildiğim yerdeydiler ve bana hep destek oldular. Benden korktukları için değil, beni sevdikleri için. Bir keresinde beni sakinleştiren kişi Hasan abi oldu. Neredeyse amcamı öldürmek üzereyken o bana engel oldu. Bir abi edasıyla bana yol gösterdi. Kerem, o apayrı bir mesele. Mahir amcamın adamıydı. Olanları görünce benden tarafa geçti ve Mahir amcamı planladıklarında hep arkamda durdu deyip dudaklarını peçeteyle sildi. Tebessüm edip sen de sadakatlerini sevdin dedim. Kerem'in Yiğit'ten büyük olduğunu biliyordum. Belki 7, belki 8 yaş vardı aralarında. Arada onunla sohbet ettiğine şahittim. Hatta bir ara karşılıklı çay içtiklerini gördüm. Evde ise hep Halime ablanın yaptıklarından yiyorlardı. Yiğit kısa bir iş için yanımdan ayrılınca etrafı izledim. Toprak tonlarının ağır bastığı restoran bizim yer dışında oldukça kalabalıktı. Bize ayrılan bu bölümü kesinlikle Yiğit ayarlamış olmalıydı çünkü oturduğumuz masa ve düzeni fazlasıyla konforluydu. Gidelim mi? Köşeden çantamı alıp gidelim dedim. Otelin kalabalığından sıyrılıp kendimizi temiz havaya attık. Hava yağmurluydu, bu yüzden arabaya hızlıca bindik. Şimdi ne yapacağız? Nedim soysuzuna sürpriz yapacağız. Dudaklarımı birbirine bastırıp kaşlarımı havalandırdım. Benim görüşmemden ötürü oldukça gergindi. Ben de Yiğit'ten farklı değildim. Başımı usulca salladım. Yağmurun şiddeti biraz olsun durmuştu. Islak yolun kokusu hafif araladığım pencereden içeriye sızdığı an dudaklarım huzurla kıvrıldı. Bir dakika bekle güzelim, geliyorum hemen. Büyük bir şirketin önünde durduk. Yiğit köşede duran korumaların yanına gidip bir şeyler konuşmaya başladı. Camım aniden tıklatılınca daldığım yerden çıktım. Betül'ün bakışlarına denk gelince ne oluyor diye sormam bilmiyorum edasında omuz silkişine neden oldu. Sanırım güvenliği sıkı tutmak istiyor. Sanırım deyip arabadan indim. Bir an rüzgar tenimi ısırıp geçti. Yiğit arabadan indiğimi görünce konuşmasını yarım bırakıp yanıma geldi. Betül biraz önceki tavrını değiştirip hızlıca arkadaşlarının yanına gitti. Benim yanımda rahatken Yiğit'ten bu kadar çekiniyor oluşu dikkatimden kaçmadı. Başımı kaldırıp karşıma düşen şirkete göz ucuyla baktım. Çok büyüktü. Önünde oldukça fazla güvenlik. Biraz daha dikkatle baktığımda göze çok çarpmayan çok fazla koruma mevcuttu. Yiğit'in koluma dokunması adım atmamda ilk başlangıçtı. İçeriye girdiğimiz anda çok fazla adamın etrafımızı sarması beni oldukça gerdi. Silahınızı bırakmak zorundasınız. Benim bile şu an dikkatimi çeken silahla Yiğit'in tepkisini izledim. Bu sefer olaya Yiğit'in adamları girdi ama Yiğit hiçbirine fırsat vermeden öncelikle geri çekil diye soruşuna karşıdaki adam hiçbir cevap veremedi. Kendine temas edilmesinden hoşlanmamıştı. Karşıdaki adam telsizle konuşacakken Yiğit adamın elindeki telsizi alıp "Bir dur aslanım, önce tanışalım değil mi?" deyip adamın bileğini ters çevirdi. Olduğum yere pustum ve olacakları izledim. Adamın çığlığı beni ürkütmeye yeterken o an Yiğit'e bir şey diyemedim. Diğer güvenlik ve korumaların Yiğit'i engellemeye çalışması nafileydi. Çünkü Yiğit'in tarafındakiler çoktan silahı onlara yöneltmişti. Ne ara bu kadar çok koruma olduğunu bilmeden şaşkınlıkla baka kaldım. Önceliğim Yiğit'ti. Bir atak bekliyordum. O an hissetmiş gibi bana baktı. Ben ne olacağından çok Yiğit'in bu esrarengiz tavırlarından yakınıyordum. Belki onlar bunları hak ediyordu ama benim sevdiğim adam bu kadar karanlık bir kimliğe büründüyse endişemde haklıydım. Bakışlarını istemeye istemeye benden çekti. Karşımızdakiler korkarak bize yol açarlarken elinde hissettiğim elle içeriye girdik. Biraz önce celallenen adamların geriye çekilmesi tuhaftı. Biz köşedeki asansöre binerken hemen yanımızdaki asansöre Kerem, Betül ve diğer üç koruma girdi. Bazen çok farklı biri oluyorsun. Başını hafiften bana çevirince dediğimi ağzımda tutar gibi tutaklarımı birbirine bastırdım. Beni anladı ve korkumu yok etmek için burnuma hafiften fiske attı. Karşısındaki nasılsa ona göre bir kişiliğe bürünmek zorundasın Mavi. Göz kırpıp, Efe'nin seni koltuğuma oturtma planlarının olması gibi deyince utançtan bakışlarımı kaçırdım. O gün aklıma geldiğinde Yiğit'teki bu duruma şaşırmamam gerekiyordu. Dirseğiyle koluma vurup, asi karım benim deyip güldü. Hemen anlattı değil mi? Serzenişim onun daha çok gülmesine neden oluyordu. Efe'ydi bu. Ağzına bakla sanmazdı ki. Şapşal. Senin gözü karalığına şahit olmak isterdim. Bu sefer ben dirseğimle koluna vurdum. Benimle uğraşma.
bana bakarken bile o anı düşünüp gözleri parlıyordu. Bu konuda çok geri planda durmadığımı bildiği için de hayranlık uyandırıyordu gözlerindeki o his. Tam konuşacakken asansörün kapısı açıldı. Göz kırpıp tekrar elimden tutarak asansörden çıktı. O kapının önündeydik. O günden sonra o adamı görmek istemiyordum. Ne ara sıktım anlamadığım elimi Yiğit tuttu. Ona dönüp baktığımda beni rahatlatmak için tebessüm etti ama ben şimdiden gerilmiştim. Tamam, iyiyim. Girelim mi? Bir şey demeden kapıyı açtı ve içeriye girdi. Ben de hemen yanında girdim. Bizim geldiğimizi bilen Nedim Bey ayağa kalkıp iğrenç gülüşünü yüzüne yerleştirdi. O kadar ruhsuz bir adamdı ki onunla muhatap olmak bile gerginliğin tek nedeniydi. Oo, hoş geldin torunum. Sesi alaycıydı. Yiğit olan bakışları bana kaydı. Sen de hoş geldin gelin hanım deyip bize yaklaştı. Bu sadece alaycı konuşmaydı. Kes. Yiğit'in sesi sertti ama Nedim Bey bundan hiç etkilenmedi. Tek kaşını kaldırıp olur keserim dedi. Bu adam çok fazla tehlikeliydi. Bir an buradan gitmek istedim. Terleyen avuç içimi ferahçeme sildim. Kuşların boynu koparılmamış anlaşılan. Yerine otururken köşedeki kutudan bir dal sigara çıkardı. Ve bu kuşlar sizi buraya getirmiş. Yiğit sakince karşısına geçti. Onunla öfkeli konuşmak yerine sakinliği seçti. Masanın önünde duran deri bercere oturup masanın üzerine duran kalemle oynamaya başladı. O kadar rahat duruyordu ki biraz önce Yiğit yoktu sanki. Eğer istersen senden aldıklarımızı yine sana geri verebiliriz. Nedim Bey Yiğit'in yüzüne öylece baka kaldı. Ne istiyorsun? Zeki adamdı Nedim Bey. Hemen anlamıştı Yiğit'in planını. Bir şey istemiyorum. Sonuçta aramızda bir bağlılık var değil mi? Nedim Bey Yiğit'i es geçti ve bana döndü. Benim istediğim ise şu kızda. Yine bir şey demedi Yiğit. Zaten çarkın dönüp dolaşacağı yeri beni bulacaktı. Bu yüzden biraz daha uysallaştı. Ne istiyorsunuz? Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.